Herkese merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Bugüne kadarki en kalabalık kadrodayız arkadaşlar. Evet. Evet. Kat çıkmak zorunda kaldık. Kat çıkmak zorundayız. Biz Alper'le yaklaşık 3,5-4 sene önce bir program yaptık. Tur Boğazı'na servet ödemeyin diye. Hatta şuradan hatırlıyorum kapıdan. Ya Alper gel bir program yapalım. Başladı. Böyle hazırlıksız vesaire ama yaptığımızdan beri en çok izlenen programlarımızdan bir tanesi, bana da en çok tepki gelen programlardan bir tanesi. Ben Alper'i konuşturayım diye biraz fazla söze girmişim. Bir sus be adam, hani ya bırak da adam konuşsun diye çok tepki geldi. Bugün istedik Alper'i bir kere daha programa davet edelim. Çünkü turbo arızası, turbonun tamir maliyeti, değişim maliyeti, otomobil fiyatı vesaire derken işte bugün Alper küçük güzel, her zamanki gibi artık demirbaşımız Hakan Girginer. Estağfurullah. Halit Volkan tarihçi. Masanın gerçekten ilk turboşu tarihte çıkmıştırlar. Vesaire. Söylerim. Söylersin ya. Dolayısıyla çok harika bir kadro. Bildiğin şampiyonlar gibi bir kadroyla beraberiz. Turbo ile ilgili çok sorumuz var. Sizin söyleyeceğiniz bir iki bir şey varsa alayım. Yoksa yavaş yavaş olaya ısınalım. Yani ısıtayım ben o zaman birazcık. Çünkü maliyet çok arttı ya. Hani artık daha önemli hale geldi. Ya oldu. Şimdi... Maliyetten önce çok küçük bir şey söyleyeceğim. Eğer konu turboysa bu kameranın önünde mutlaka Alper Küçük Güzel olmalı. Çünkü Türkiye'de değil dünyanın neresinde olursa olsun turbo sistemleri bir üniversite dersi olsa onu öğretecek kişi Alper. Aman abi. Yok ya. Ciddi söylüyorum. Çok abarttım yapma abi. Yani burada çok şanslıyız biz. Sen benimle yaptığımız telefon konuşmasını söyleyecek misin? Sen söyle. Hakan abi beni aradı. Dedi ki turbo ile ilgili bir şey konuşmamız gerekiyor. Bir program yapacağız. Ondan sonra dedi ki ben sana turbo ile ilgili bir adam önereceğim dedi. Müthiş bir adam falan dedi. Şimdi benim aklımda Alper var ama ulan diyorum ki bu öbürü kim acaba? Hani birisi daha var. Ben yani, tabii. Hani, ulan o kim? Neyse anlattı bir övüyor. Dedim ki ben merak ettim tabii. Yani, kim gelecek? Birisi çıkacak karşımıza. Dedi ki Alper bir adam var. Dedim Hakan abi. Aç. Alper diye bir adam var değil mi? Ne dedin? Alper Bey var dedim. Beylemedin ya. Rica ederim. Alper diye bir adam var abi. Dedim ki abi aç bizim kanalı. Git videolara. Turbo arızasına servet ödemeyin diye başlıklı bir video var. Bak bakalım orada kim var dedim. Alper'i tanıyor musun sen dedi. Ondan sonra zaten buradayız işte hep beraber. Gıyabında çok konuştuk. Evet adın geçiyor. Bayağı geçiyor. Yok beni tanıdığınız için biraz abarttınız. Çok değerli arkadaşlar var ya. Uzun süredir de uzağım tamir işinden. Ama... İş sadece tamirde bitmiyor ama hayır. Yani bu konsepti, bu kavramı kavramış olmak, ne bileyim bunun argesini yapıyor olmak, köklerini bilmek, nasıl çalıştığı hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak, tasarlamak, tamir bunların doğal bir uzantısı. Başka bir şey yok. Bugün önce şeyini amaçlayayım. Bir bugün yaşadığımız sorunun tespitini yapalım. Turbo tamiri neden çok daha önemli. Bizim 3 sene önce yaptığımızda çok önemli bir konuydu bu programı yaptığımızda. 4 sene önce hatta. Şimdi çok daha önemli bir hale geldi. Neden sorusuyla başlayalım. Bana. Sana soralım. Okey. Abi 3 sene önce bir ufak döviz hareketi vardı 3-4 sene önce. Hatırlamıyorum. 4'ten 7'ye mi çıktığı bir dönemde dolar için konuşuyorum. Evet evet. Orada bir dengeler ufak da olsa bir alt üst oldu. Hatta programda zannediyorum o fiyat farklarıyla alakalı konuştuk. Ama şimdi onun 4-5 katı farklı bir durum oldu. Yani dolar bazında değil. Araç fiyatları arttı. Araç fiyatları artınca haliyle araçların bakım maliyetleri arttı. Turbodan kaynaklı olabilecek ikinci il arızalar. Yani aslında turbo kaynaklı ama motorda meydana gelebilecek arızalar ya da işte başka sistemlerde. Bunların tamiratıyla alakalı maliyetler arttı. 3,5 sene önce önemliydi. Şimdi çok daha önemli. Yani o bakımı yaptırmadığında daha büyük maliyetlerle karşılaşabileceğiz. Bir başka unsur da şu, yine araba ile alakalı kıymeti o zaman da aynısını söyledik ama daha da kötü noktalara doğru gitti. Arabanın değeri arttığında elden çıkarma ihtimali azaldı. Yani insanlar şu an araba almakla alakalı belki planlarını ötelediler. Bu durumda eldekini daha iyi ve daha uzun kilometreler kullanmakla alakalı bir refleks geliştirdiler. Burada da yine turbonun bakımı önem arz ediyor. Ki bugüne kadarki olan süreçte de aslında hani turbo bakımı çok bilinen bir şey değildi. Arıza yapınca değiştirilen bir şey. Bir şey daha sorayım ondan sonra devam edelim. Bu ekspertiz noktaları çok yaygınlaştı ya. O günden bugüne çok daha fazla arttı. Oralarda turboya bakılıyor mu?
Abi sayı arttıkça da kalite düştü. Zaten sanayide ustalar kendi yanında çalışacak kalifiye eleman bulamıyorlar. Ekspertizdeki adamlar da oralarda çalışamayacak nitelikte adamlar. Doğal olarak biraz böyle motor kaputunu açıp da az çok böyle az çok bir yerlere bakabilecek kabiliyetteki vasat vasat altı tipler ekspertiz firmalarına doluştu. Tenzih ederim, çok kalitelileri vardır. Ama bu sayı arttıkça zaten yetkili servislerin personel bulamadığı, kalifiye eleman bulamadığı, işte sanayideki iyi tamircilerin kalifiye eleman bulamadığı bir dünyada, ki onların artık bu elektronik donanımlar artmış, araçlardaki arızaları bulmakla alakalı birçok sıkıntı yaşadığı bir dönemde, bir ekspertiz firması bu kadar donanımlı araçlara böyle yarım saat içerisinde bakacak ve diyecek ki evet bunun orası burası arızalı. Yani öyle bir dünya olduğunu düşünmüyorum. Ama tenzih ederim. Çok kalitelileri vardır. Ekspertiz firma sahipleri de belki şu an kızabilirler. Ama maalesef onlar, böyle. Onlar da biliyor gerçeği. O zaman ikinize birer tane soruyla geleceğim. Sonra tekrar Alper'i alıyor olacağız burada. Konuyu. Hazır mısın? O hazır canım. Bir. Turbo'nun tarihsel gelişimini alalım senden. Onu bir bilelim. Hani bu Alacahöyük'te kilden yapılmış turboların bulunduğunu biliyoruz. Bir tanesini Halit Bey bulmuştu. Göbekli Tepe'de? Orada yok mu? Hı? Göbekli Tepe'de yok muydu? Göbekli Tepe'de de var galiba, değil mi? Onlar ama taştan oyma. Taştan oyma. Vardı işte, tam ispat edemediler. Kalıntılar çok iyi değildi. Karahan Tepe çıktı. Onlar tam atmosferik. Onu alalım. Bir, iki. Hakan abiden de şey istiyorum. Çok bölmeden gideyim diye baştan sorularımı soruyorum. Hakan abiden de turbo mekanizması neden arıza yapar? Ki ondan sonra zaten çözüm için tekrar Alper'e geri dönelim. Allah'ın bir hikmeti. Çok bayağı şey ubriviye bağlamıştım bugün gelirken. Tamam. Şimdi ben başlayayım o zaman. Turbo, ya binek otomobillerde tabii 70'lerde meşhur hani 911 turbolar vardı ya, Saab'lar vardı. Herkes onları bilir. Hani turbo sanki o zaman icat edilmiş zannediyor insanlar. Halbuki değil. Otomobil sektöründe biliyorsun birçok şey tahminimizden çok daha eski. Bir minik gireyim araya. Bizim nesil turboyu sakızdan biliyor. Tabii. Turbo sakızları. Turbo sakızları. Yani iki turbo bizim... Bir dakika bak, konuyu bilene hatırlıyor musun? Turbo Aftershave vardı ya. Evet. 80'lerde. Evet. Turbo nasıl bir pazarlama kafasıdır bu Allah aşkına ya? Ama güzel kafa. 80'lerde Turbo Aftershave. Turbo. Vallahi billahi. 80'lerde... After şey benim kokonlarla alakalı. Onunla alakası olanlar diğer üç kişi. Yani soruyu bana sorun ya. Ama hayır yani şey değil. Hayır yani kesin sürekli, doğrudur da. Sürekli aftershave kullanan bir kullanıcı olarak değil. Hani turbo uzmanı olarak sordum ben. Biz sakızdan girdik olaya biliyorsun. İnce uzun böyle. Evet ama bak ben hayatımda ilk defa Saab markasını o turbo sakızlarından çıkan otomobil şeylerinde görmüş. Sakızın adı turbo. Bu arada turbo değil. Bizimki bayağı turbo. Turbo. Oraya atlamayalım. Turbo. İçinden de araba fotoğrafları çıkıyor. Altında da teknik özellikleri var. Özellikleri yazıyor. Son hız, motor gücü falan filan bilmem ne. Biz onunla yarışma yapardık hani karşılıklı. İşte bakarsın elindeki arabanın en iyi özelliğini söylersin. Karşıdakinden yüksekse onunkini alırsın filan. Böyle hikayelerimiz vardı bizim. Saab önemli bir modeldi o zaman. Böyle şey hani otomotiv dünyasına bakkalın şu hani alt çek rafından giriş tabii, şeyle tabii. 25 kuruşa şey alıyorsun. İki, turbo denince, bu daha ciddi konu. Turbo denince nedense algı hep şeydi, bizim gençliğimizde, çocukluğumuz dönemde. Bir şey var, o otomatiklerde vardı ya işte. Bir şey basıyorsun araba uçuyor falan. Şey. Algı hep o, turbo algısı da bu aslında. Şimdi bak, turbo aslında ne iş yapıyor onu... Çok kabaca söylemek lazım. Normalde motorun silindirleri içerisine onun normal fiziksel hacminden daha fazla hava yakıt karışımı sıkıştırmanın yolu bu. Dolayısıyla daha fazla güç tork almanın yolu bu aynı zamanda. Dolayısıyla bu bir de süper charger diyenler de var. Aslında turbo süper charger'dır normalde ismi bunun. Çünkü temelde yaptığı iş aşırı beslemedir. Yani biz Türkçe'ye öyle çevirdik onu. Kompresör de var aslına bakarsan. Almanlar kompresör der, Amerikalılar supercharger diyor gene ona ama ikisinde yaptığı iş aynı. Ama enteresan olan superchargerları ilk kullananlar 1920'lerin başında Bentley'di. Roots kullanıyorlardı galiba da Eaton kullanıyorlardı. Merdaneli tip. Fakat turbo daha eski. İlk supercharger benzeri, turbo benzeri çalışmayı Gottlieb Daimler yapmış.
şimdiki Mercedes firmasının hani iki markasını hani Daimler ve Benz birleşti ya. Motoru yani. Bulup benzinli motoru arkasında hemen turboyu bulmuş yani. Hemen ona denk 1885'te yani. Adam bir patent almış. Aşırı besleme patenti. Daimler. Yani ama ondan önce zaten içten yanmalı motor çalışmaları vardı. Şimdi beni oralara sokma iyice. Tamam. İş çığırından çıkar. Sonra 1905'te İsviçreli bir bilim adamı. Bak bu önemli İsviçreli bilim adamı. İsviçreli bilim adamlarına kadar geldik. Aftershave'e bağla burayı. Tabii mi? Diş macunu diş fırçasına kadar gider. Alfred Büyü diye bir adam. Bir firma için çalışıyor. Bugünkü bildiğimiz turbonun patentini almış herif. 1905'te. 1905. Fakat 1915'te bir prototip yapmış. Hani az önce geyik yapıyorduk ya otomobil teknolojisi genelde havacılıktan geliyor diye. Evet. Uçaklar yükseldikçe atmosferik makineler çok güç kaybettiği için. Doğru. Bunun önüne geçebilecek bir şey arıyormuş adam. Turboyu hayal etmiş, bulmuş. 1915'te bir uçak motorunda denemişler, çok verimli olmamış. 1925'te Almanya'da yapılan iki tane büyük geminin motorunda kullanılmış. Ve orada verimli olarak çalışmış. Ve oradan sonra da aslında ticari olarak kullanılan bir şey. İşte 70'lerde otomobil hayatımıza girdi. Hani otomobille beraber bir araya geldi. Ve aslına bakarsan turbo temelde mantık olarak baktığında yakıt tüketimini düşüren bir sistemdir. Doğru. Ama otomobildeki ilk kullanımlar genelde performansı yükseltmeye yönelik sistemler. O yüzden hep çok yakardı o turbolar. Bir de sağ ayağına hakim olamazsan çok yakar. Bugün geldiğimiz noktada işte 0.9 litre, 1 litre turbo beslemeli motorlar var. Hedef ne? Hacim küçültelim, turboyla aşırı besleyelim. Hem güçten kaybetmeyelim ama aynı zamanda emisyon düşürelim. Şimdi iş oraya geldi. O yüzden de yollarda yeni otomobillerin herhalde %80'i, %90'ı şu anda turbo beslemeli. Bir küçük hikaye bir şey gelebilir miyim? Gerçekten şeyde uçakların atmosferik yani şeyli 1920'lerde, 30'larda uçak motorlarında yüksek irtifada çok ciddi kayıplar yaşanıyor. Ve bunun testlerini yapmak zorundalar ve hiçbir şekilde hani bir uçağı uçurup yükseltip motor testi yapamıyorlar. Çok riskli bir şey bu. O yüzden böyle dönemin koşullarını gerçekten zorlayıp salla sırt o koca motorları dağlara çıkarıyorlar. İrtifa olsun diye orada çalıştırıp testlerini yapıyorlar. Ve daha sonra işte dünya büyük savaşlar görüyor. Birinci Dünya Savaşı vesaire önemli şeyler bunlar. Fakat hava kuvvetlerinde özellikle bomba yükleri vesaire olduğu için bir de uzun menzil çok yakıt var. Supercharger'a yöneliyorlar. Motorlar göreceli olarak sabit devirde çalıştığı için. Turbonun avantajı çok farklı devir aralıklarında kullanılabilen hoş bir şey. Ve asalak yükler yok. Parazitik asalak yükler yok turboda. Supercharger gibi değil. O yüzden güç kaybetmiyorsunuz, yakıt harcamıyorsunuz. Supercharger güç çalarak güç üretiyor. Yani çok ciddi güçler çalarak üretiyor. Turbo daha verimli bir sistem. Ben yıllar boyu supercharger savunurdum. 10 yıl böyle bir sistemi kullandıktan sonra içini dışını öğrendim. Ve artık sonuna kadar turbo sistemleri savunuyorum. Çünkü daha akıllılar, daha mantıklılar, daha ekonomik bir yaklaşım var Halit Bey'in de söylediği gibi. Ve burada hedef şu, elinizdeki motor ne olursa olsun, supercharger olsun, turbo olsun, bu otomobil uygulamasıysa bu, ömrünün belki %5'ini o turbonun çalıştığı aşırı besleme senaryosuyla geçiriyor. Şimdi buradan herhangi bir yerden çıkıp A noktasından B noktasına gittiğinizi düşünün. Yolun zaten önemli bir kısmını atmosferik dediğimiz koşullarda turbo devreye girmeden geçiriyorsunuz. Ya da tam peak yapmadan geçiriyorsun. Artık evet. Çünkü 1200 devirde maksimum tork üreten turbo beslemeli motorlar var. Yani doğru ama işte orada biraz. Gaz açıları şunlar bunlar da önemli. Benzinli dizelde de fark ediyor. Siz aracı sabit bir hıza çıkarıp o hızı korumak üzere yolla ilerlemeye başladığınızda turbo vesaire devrede yok. Atmosferik çalışıyor motor. Dolayısıyla sizin yakıt ekonomisini kollamanız gerekiyor. Burada turbo devreye giriyor. Mecazi anlamda. Sanki olduğundan daha küçük bir hacmi varmış gibi yakıt tüketen ama performans istediğinizde de o hacmin sanki iki katı bir motormuş gibi performans verebilecek size farklı senaryolarda optimal çözümleri ya da verimi sağlayabilecek bir motor sistemi.
Bu arada sen bana bir soru sormuştun. Neydi? arızalar. Turbo neden arıza yapar? Ki turbo aslında temelde son derece basit bir sistemdir. Şimdi turbo neden arıza yapar? Çok basittir yani. Kul yapımıdır. yok şakası bir yana. Ona şüphe yok. Artı arıza nereye kadar bize sirayet edebilir? Sirayet edip bize bir masraf çıkartabilir. Yani parmak mı kol mu vesaire mi? Hani? O zaman çok kısa ve bu soru niteliğinde olsun şeye Alper'e. Çünkü hani o konuyu çok daha kapsamlı bir şekilde açacaktır Alper. Ondan da yanıtını alacağız zaten. Hani bunu nasıl çözeriz? Değiştirmek mi gerekir yoksa tamir şansımız var mı sorusunu onlara. Şimdi turbo sistemleri egzoz gazının tahrikiyle motora ilave oksijen besleyebilen mekanik düzeneklerdir. Çok basit bir cümle bu. Bu kadar basit bir cümlenin içinde çok önemli mühendislik gizli ama. Burada bu kadar hızlı dönen türbinlerin ortak bir mili var. Bir ortak mil düşünün. İki tarafında bir egzoz türbini var, bir de kompresör tarafı var bunun. Gelen temiz havayı manifolda gönderen. Bu milin içinde çalıştığı bir yatak sistemi var. Bunun için bir yağlama gerekiyor. En önemli şey benim kanımca normal koşullar altında türbonun doğru bir şekilde yağlanabilmesi, doğru bir şekilde soğuyabilmesi. Ha, öngörülemeyen bir takım durumlar var. Dışarıdan yabancı maddenin yanlışlıkla bu kadar hassas bir sistemin içine, çok yüksek devirlerde dönen hassas bir sistemin içine girmesi. Türbonun tabii bağımsız her şeyden, bağımsız tek başına çalışan bir parça değil. Manifoldla olan bağlantılarının çok sağlam. Egzoz manifolduyla, emme manifolduyla olan intercooler'la vesaire olan bağlantılarının da çok hatasız olması gerekiyor. Buralarda işte kelepçe, hortum, aktarma borularında, intercooler'da vesaire meydana gelebilecek sızıntılar, yağlama eksiklikleri, bakımsızlık, aracın yağ değiştirilmesinin safsaklanması, olumsuz koşullarda kullanılması, yanlış kullanılması çeşitli arızalara yol açar. Aracın yağ değişiminin geciktirilmesi dediğinde o zaman şu soru geliyor. Motorun içindeki motor yağını kullanarak yapıyor bu yağlamayı. Mutlaka. Yani motorun karterindeki yağın... Yani çok özür dilerim. Siz yağı değiştirmediğinizde, motor yağını değiştirmeyi geciktirdiğinizde o viskozitesi bozulduğunda aslında sadece motora değil turboya da zarar verici bir hamlenin içerisine giriyorsunuz. Şimdi bir yağ bir sıvı. Bu sıvıyı bozmak için bunun niteliğini değiştirmek için içine bir şeyler ilave etmek, kötü şeyler koymak gerekiyor. Motor çalışırken zaten bir takım kötü şeyler üretiyor içeride. Karbon. Çeşitli asitler, çeşitli yan kimyasal yan ürünler, şunlar bunlar, meydana çıkan şeyler var. Bunlar yağ karıştıkça yağın niteliğini bozuyor ve daha sonra türbonun yağ galerileri de çok incedir, çok çapları küçüktür, incedir, hassastır ama büyük işler yaparlar. Oradaki tıkanmalar, yağın doğru akamaması, yağ sıcaklığının tasarımın çok üzerine çıkması bu sistemlerde çok erken arızalara yol açabiliyor. Bir soru daha şimdi geldi aklıma. Hani o motor yağına konulan ilave yağ katkıları ne olduğunu bilmediğimiz şeyler var ya. Onlar aslında sadece motora değil doğal olarak turboya da sirayet ediyor değil mi? Hani motor duman atmasın diye eklenen yağı kalınlaştıran katkılar var ya. Lütfen bunu tek bir sistem olarak düşünün. Üzerinde turbo şarj olan bir motorun yağı çok önemlidir çünkü bu yağ bütün bu bileşenler tarafından ortak kullanılır. Ben çok konuştum, benim haddim değil burada. Ciddi söylüyorum. Bunu özellikle altını çize çize anlatıyorum ki yani sadece işte turboyla alakalı bütün sistemin doğru çalışıyor olması lazım. Peki. Küçük bir şey ekleyeyim. Bu şimdi buna eminim mutabık kalırız. Mekanik sistemler söz konusu olduğunda, yani aracınız ne olursa olsun, ne kadar üzerinde donanım olursa olsun, kalbinde mekanik bir sistem var. Mekanik sistemler söz konusu olduğunda günü kurtarmak, bugünlük bu idare eder demek mümkün değil. Böyle bir şansımız yok. Bunu dediğimiz zaman kendimizi ayağımızdan vuruyoruz. Sağ ayağımızdan, gaz pedalı orada. Birkaç tane soruyu birden soracağım. Bir, Hakan abinin sorusu içerisinden bir cümle. Turboya normal gündelik kullanımda bir bakım yapma şansımız var mı? Bu soru önemli. İki,
her türlü doğru kullanımda bile turbonun bir mekanik ömrü var mı? Her halükarda bu bozulur mu, yoksa doğru bir bakım vesaire kullanımdan sonra ömür boyu gider mi? Kul yapısı dedi ki. Kul yapısı. 3 en önemli soru tabii. Turbo arıza yaptıktan sonra genelde bugüne kadarki olan süreçte hep değişime gider. Özellikle yetkili servis. Turbonun değişmesi lazım. Turbo değişmeli mi? Yoksa bunun tamir şansı var mı? Ya da tamir edilemeyecek hasar nedir? Güzel soru. Tamam. 3 tane sorum var. Küçük küçükten gidelim. Tamam. Hakan abim dediklerinden önce bir hani hepsi doğru. Ve çok çok önemli. Yağ olayı çok önemli. Arada yağ katkısı dedin. Fikrimi söylemeden geçemeyeceğim. Lütfen. Bu koca yağ firmaları sadece o yağı kabul ettirebilmek için inanılmaz laboratuvarlarda, inanılmaz deneylerle yağ oluşturuyorlar. Ondan sonra çıkıyor bir tane Kanadalı veya bir tane Alman, sözde nerede olduğu belli. Bu kadarcık böyle bir şey yapıyorduk. Sen bunu koyarsan bu yağın ömrü de uzar, özellikleri de gelişir. Yani isim vermeden o koca dev yağ firmaları bulamadı. Sen böyle bir tüp yaptın, buldun. Benzinlikle de satacaksın onu. Benim arabamın da ne bileyim... Ya özellikleri dev gibi yağ firmalarına satmıyorsun ona. Veya niye onlar geliştirmiyor? Toptan rahat et kafanla. O adam da, reklam da verme. O adam da gidiyor Mercedes, BMW, Audi hepsi kendi yağını kabul ettirebilmek için kim bilir ne testler yapıyor. Dev ölçekte düşün bunları. Yani yağ katkısı bilmiyorum. Bu da aslında Hakan abim daha belki doğru test etmişsindir sen. Yani, sen mutlaka bu testleri yapmışsındır. Ben oraya bir şey ekleyeyim mi? Ben düz mantıkla kabul edemiyorum bu bilgiyi yani. Nasıl çok diyorum? Yani çok doğru söylüyorsun. Tam böyle gerçekten şeyden yakaladın. Konuyu gözünden yakaladın yani. Bu adamlar bunu akıl edemiyorlar mı? Bir dönem şöyle ürünler satıldı. Şu an var mı bilmiyorum açıkçası. Eskiden böyle gidip markette etiket bakardım. Üretim yeri Made in Avrupa yazıyordu. Avrupa. Adres madresi hiçbir şey yok. Avrupa'da üretiliyor bu. Neresi? Trakya. Tabii. Made in Amerika. Made in ABD yazar. Tabii ki Trakya oluyor bizim işte. Çerkezköy. Dolapları sanayisiniz. Avrupa değil mi? Made in Avrupa, bak hani başka hiçbir şey yok. Hani böyle ürünler satıldı ve insanlar aldı bunu. Çünkü onu satan adama da diyorlar ki kapak başı sana 1 lira prim veriyoruz. Bunu yeter ki buna koy. Konumuzun haricinde bu. Geçtim. Çok konu dağılmasın. Tamam, şeye geleyim. 3 tane soruydu. Gerçi tabii onları tekrar tek tek sorarsan sevinirim. Turbo yok, şöyle dedin. Turbo arızaları hangi noktada yapılamaz hale gelir? Oradan geldi. Benim sorum şuydu. Bir, turbo arızaları yani normal halde bile kullanırken turbonun okay. Bir ömrü var mı? Şey yok. Kullanıcının turbosunun arıza yapmaması için göstermesi gereken bir hassasiyet evet. Var mı? Arabayı kullanan adam. Evet. Hiç. Tamam, okey. Yani bir de bakım gerekiyor mu gerçekten? Bakım gerekiyor. Bakım yok, bakımdan önce şeyi sordu. Ben bir turbolu araç sahibiyim. Hı. Turbomun ömrünü daha uzun tutmak için aracımı nasıl kullanmalıyım? Burada iki türlü aslında yorum var. Bir, eski araçlar ve yeni araçlar. Eski araç için şu önemli. Arabanın çalıştığında yürümemen lazım. Niye? Yağ pompası çalıştı. Yağı turboya götürdü. İşte orada belli bir basınç oluştu. Yağladı sistemi. Ve o arada belki bir 30 saniye, çok çok titizsen belki birkaç dakika biraz da yağ ısıtı yakalamak adına bekleyip yola çıkabilirsin. Aynı şekilde geri döndüğünde, hatta bununla ilgili timer'lar var. Arabayı stop ettiğinde, yani parkına yanaşın yanaşmak stop etmeden bir 30 saniye yine müsaade edip turbonun devrinin düşmesini bekleyerek turboyu koruyabilirsin. Bu eski mantıkta doğru ama yeni mantıkta araç üreticileri bu korumaları çoktan alıyorlar. Marşta daha sen çevirirken yağ basıncını ölçtüğünde gereken yağ basıncını orada görüyoruz. Ve ürün kaliteleri ya da bu turbonun içerisindeki yatak dizaynları da çok değişti. Sen istediğin gibi böyle 4000 devirle gelip bir anda arabayı park edip istop dahi etsen, o kendisi de dönse içeride, o yağ filmi tabakası ona göre işte dediğim gibi yatağın içerisindeki böyle ufak tefek ayrımlar yaptılar. Kılcal yönler verdiler. Yağlamayı şeyden bağımsız, ani yağ kesilmesiyle alakalı olan bu ihtimalleri tolere edilecek şekilde kendi içerisinde mekanik yağlamayla alakalı tedbirler aldılar. Çok özür dilerim. Burada şunu da eklemem lazım. Son dönemde otomobillerde stop start sistemleri var ya, o çok sık gelen bir sorudur bize. Abi işte bir anda motor kapatıyor kendini, turbo işte, yani onun cevaplarından bir tanesi de bu aslına bakarsan. Yani artık yeni araçlarda bu hassasiyeti göstermelerine gerek yok. Ama gösterirlerse belki bir nokta daha korumacı olmuş olabilir. Vakti olan arabasını 2 dakika çalıştırıp yola çıksın. İşte istop etmesi gereken 2 dakika vakti varsa, 1 dakika varsa, hatta o kadar süre bile ihtiyaç yok. Devrin düşmesi yeterli. 10-20 saniye yeterli. Bunu yapsın ama yapmadığı zaman turbo şarjı arıza da yapmaz. Yeni araçlarda. Yeni ne peki? Bir de o da bir yani. Yeni ne? 2000
10 sonrası olan Euro 4 standartından sonraki araçlarını zannediyorum tamam aslında. Euro 5 diyelim. Bayağı bir 15 seneye yakın oldu Euro 5. Buraya 10, geldi gitti sene. Diyorum yani. Yani rahat rahat yani 2007-2008'de başlamış oldu. İşte yıl verdim bu sefer hepsi standarda uymuyor. Yani bu sefer döndüm Euro standardı. Yani şimdi Avrupa'da Euro 5'in devreye girdiği tarihle bizdeki farklı olabiliyor dediğin doğru. O zaman abi istop etmeyin abi. İstop etmeyin. Bekleyin abi. Çalıştırın. Biz genelde göremedik bilgiyi biliyoruz ama İtalya'dan araçlar Euro 5 olarak geliyordur bazıları. 1-2 yıl gelmez. Geriden geliyoruz deyince bir şey diyeceksin zannettim. Hani 1-2 yıl bekletiyoruz. Yok. Biz standartlara uyum konusunda biraz 1-2 yıl bekliyoruz. Bir şey ekleyebilir miyim o konuda? Yani mesela ben de çevre yolu gişelerinde oturmuyorum. Anlatabildim mi? Oaa diye oraya kadar gidip zınk diye durmuyorum. Hani bir cadde var. Caddeden sonra bir ya da iki sokak var vesaire. Şimdi tamam çevre yolunda belli bir devirle şunu da bunu da kullanıyorsun. O caddeye girdiğin zaman zaten bir ritmin düşüyor, devrin düşüyor, her şeyin düşüyor. Sokaklardan, yüzey sokaklarından geçerken de zaten rölantinin birazcık üzerinde hiç turbo falan mümkün değil devreye girmesi. Öyle minik minik gidiyorsun orada zaten 60 saniye yani 1 dakika ile 5 dakika arasında bir zaman harcıyorsun. Ve ben hep bunu düşünüyorum yani orada yeteri kadar soğuyor her şey. Otoparka girdiğim zaman gönül rahatlığıyla kapatıyorum. Tamam bu normal kullanıcının yaptığı ama abi stresli bir toplumuz. Tabii. Yakıt arttı, ekonomi ortada. Kimin ne yapacağı belli değil. Hangi devirli otoparka gireceği belli değil. Yan yan girenler abi, var hala. Aynen bizim orada adam 4000 devirle giriyor adam otoparka. Maşallah. Tabii. Lambda bile devreden çıkıyor düşün yani. Sen Allah'ım yani. Evet, yani gerginlik genel bir bilgi bu da. Yani dedim yeni araçların çoğu kendi korumasını kendi yapıyor. Kullanıcı olarak da sadece dikkat etmeye gereken yağ değişimi çok önemli. Çok önemli. O sadece yağ değişimi değil aslında. Yağ filtre. Bütün bu aksamın yine kaliteli. Orijinal demek istemiyorum. Orijinale yakın kalitede üretimler de var ama kalitesi kesinlikle belli olan ürünlerle bakımların aksatılmadan yapılması. Peki ana soruya geldik. Arıza yaptığında turbonun değişmesi mi gerekiyor? Yoksa tamir şansı var mı? İlk videomuzun başlığı seninle şeydi, turbo arızasına servet ödemeyin. O günden bugüne dedim ya çok izlendi. Şimdi bu soruyu biraz daha geliştirerek ama güncelleyerek soralım. Çünkü o günkü 10 lira olan maliyet bugün aslında 40 lira. Yani 4 katı arttı maliyeti. Turboyu satın alma maliyetinden bahsediyorum yenisinden. Tamir maliyeti tabii ki buna göre çok daha düşüktür. Onu da artmıştır mutlaka ama artık yeni turbo almak, sıfır turbo almak neredeyse bazı otomobiller için otomobil almak da eşdeğer gibi bir şey şu anda. Yani çok arttı doğru. Tedarik zincirlerinde de sorunlar var. Çok araç çeşidi, çok turbo çeşidi oldu. Materyalle alakalı dünyada değişik bir sıkıntı var. Nikeli, bakırı, osu busu yani bunu bulunamıyor. Ve doğal olarak ürünler gelmiyor. Ürün gelse ithalatçılar başka sıkıntılar yaşayabiliyor. Yetkili servislerinde bile bazı ürünler yok. Böyle çok değişik bir dönemdeyiz. Peki şey, rakam vererek konuşma şansı var. Mesela Mercedes, BMW, Audi grubun yani premium grupta bir otomobilin sıfır turbosu ne kadar? Çok değişken. Araçlara göre o kadar değişkenlik gösteriyor ki. Ama böyle hani izleyiciye de şeyi vermekle verelim anlamında söylüyorum. Ya 30 bin, 80 bin. Yani samimi söylüyorum. 30 bin, 80 bin, 90 bin yani bu rakamlar 2022 Ocak ayı, pardon Şubat'a girdik. Şubat itibarıyla konuşulabilecek rakamlar. Ya bir turbo almaya kalktığı 70, 80 bin, 90 bin lira yakın para ödeme ihtimalin var. Bazı otomobillerde. 4 turbolu araç var. Yani kağıt üzerinde o da var. Var. Yani şimdi çok böyle geniş bir yelpaze. Çünkü bazen konuşuyoruz ya, çok pahalı. Ne kadar? 500 lira mı? Şimdi tabii Türkiye'de en çok satılan otomobiller üzerinden yürürsek hani 1 litre turbolar veya 1.4, 1.5 turbolar herhalde onların çok yüksek basınç değil çünkü onların turboları herhalde 30-40 bin lira civarındadır maksimum. Belki yetkili servis fiyatları öyle, piyasada biraz daha düşük bulunabilir. Biz yetkili servis fiyatları, yetkili servis 30-40 bin lira seviyesi. Öyle bir göz gezdirdim, tekrar çekeceğiz deyince bir önceki videoya verdiğimiz rakamlara baktım. TL olarak konuşmuşuz ya. Yani 30-40 bin de desek belki 2 sene sonra izleyenler için çok makul olacak. Ya veririm lan niye tamir ettiğim falan diyecek ya. 2 sene sonra yine yaparız. Şöyle düşünelim abi aracın fiyatıyla %10 yani araç fiyatını %10'u gibi böyle bir ortalamada olabiliyor. Ve artık 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra o araç kaç paraysa bu rakamları da ona göre zannediyorum güncellememiz gerekecek. Ama her halükarda başka da bir
ayrıntı var. Evet, bu turboyu yeni olarak alıp takmak, tabii bir şeyin yenisi her zaman yeni. Aracı da o zaman git yenisini al gibi böyle bu zincir gidiyor. Ama turbonun tamiri yapıldığında bu maliyetlerin, yenisini alarak katlanacağı maliyetin, kullanıcı için söylüyorum, çok daha kabul edilebilir ölçekte. Bunun yarısı, dörtte biri, işin şekline, arızanın durumuna göre belki hiç sökmeden, çok ufak dışarıdan bile müdahaleyle, çünkü bazen öyle durumlar oluyor. Turbo arızalı diyor, yetkili servis değişecek diyor, gidiyor bir arkadaşa, onun üzerinde ufak bir ayarlama yapıyor, sorun yok, düzeliyor ya da kablo çıkmış oluyor. O kadar çok değişik arıza çeşitleri var ki, baktığında hani yetkili servisteki bir paket fiyatla bir turbo tamiri yapan bir arkadaştaki çözüm %1'e kadar da düşebilir. Ya ben yaşadığım bir örneği vereyim. Yurt dışından Range Rover'la gelmiş bir Almanya'dan bir kuzenimiz vardı. Dönüşte işte Gebze tarafında turbo iptal. Çocuk eş, dost, sağ sol her taraftan para toplamaya başladı. Çünkü biliyor hani başına ne geleceği. Biz Alper vasıtasıyla o zaman onu 1,5 sene falan aldık. 1700 liraya falan mal ettik. 1700 liraya turbo tamir edildi. Ama o ara euro arıyor çocuk işte. Abi kaça çıkıyor? 50 bine çıkar mı falan. Artık kafa orada, tamam mı? Bir de Range Rover hani abi 50 bin falan. Ben dedim ki ne ödeyeceğim dedi. 1700 lira dedim. Euro mu abi dedi. TL dedi yani. Masraf o kadarmış ama tabii onda euro alsaydı sen. O zaman euro 1 liraydı. Ama tabii orada Alper'in de verdiği bir destek vardı sağ olsun. Ama hani ciddi maliyet farkı var orada. Var var. Çok ciddi fark var. Ürünler de çok uzun sürede tamir edilebiliyor ve kendini kanıtladı. Peki tamir edilememe oranı ne? Hani ne tamir edilemez? Şimdi orada da turbo üreticileri, aslında bütün araç üreticileri de aynı yöntemi izliyor. Kullan ata dönmek istiyor herkes. Bütün üreticiler aslında bunun peşinde. Doğal olarak turboyu üreten araçlara, araç üreticilerine turbo tedarik eden firmalarda bu artık tamir edilmesin diyor. Toleranslarla alakalı inanılmaz değişimlere gittiler ki hani bizler için daha zor oluyor bu, ya da buna yedek parça üreten firmalar için daha zor oluyor. Sistemleri değiştirdiler. Açılamayan, tamir edilemeyen tarzda sistemler üzerine odaklandılar. Küçülttüler, sayıyı arttırdılar. Çünkü küçük olunca dediğim gibi hassas oluyor. Bozulduğu zaman da paramparça oluyor. Dolayısıyla onu tamir edilecek bir tarafı da kalmıyor. Onlar bununla alakalı böyle yatırımlar yapıp işi tamir edilemez noktaya götürmeye çalışırken sistemin bu tarafındaki bizler ve bu tarafın tedarikçileri, yani tamir etmeye çalışanlar da bu ürünleri geliştirmekle alakalı mühendislik yaparak böyle denge sağlıyorlar. Bazı turbolar tamir edilemiyor ama öyle de olsa turbo tamir yapan arkadaşların elinde stoklar var. Yani eski turbonu arıza yaptığında gidiyorsun, hepsinde yok ama kimileri bu sistemi takip ediyor, çok da başarılı oldular. Eski turbo evet tamamen paramparça olmuş artık. Tamir edilecek bir tarafı da kalmamış. Ama diyor ki tamam bunu bırak, ben sana bir tane revizyon ettiğim turbo şarjı vereyim diyor. Almanlar o mesela Austausch. Oradan geliyor. Dedikleri şey. Silikon değişim dedikleri, işte yeniden üretim. Bunu Türkiye'de yapmayı denediler de işte ikinci el parça girişiyle alakalı. Çok yani, büyük sorunlar var. Hala sorun devam ediyor. Şu an telefonda yapılıyor ama bu. Cep telefonlarında başladı böyle bir şey. Yenilenmiş telefon satışları başladı. Resmi olarak başladı. Resmi olarak başladı. Yenilenme aslında iki şekilde yapılıyor. Birincisi bazı ürünler ne olursa olsun, yani televizyon da olur, otomobil parçası da olur. Garanti süresi içinde bir arıza verirse fabrikaya geri gidiyor ve fabrika yeniliyor. Evet. Ve fabrika tarafından yenilenmiş etiketi, ibaresi mutlaka oluyor üzerinde. Diğeri de Alper'in dediği gibi kullanım, yani garanti sonrası kullanım içinde başına bir şey geldiği zaman bunu elden çıkarmak isteyen çıkarıyor. Fakat bu gerçekten hani düzgün bir yaklaşımla yenileniyor ve rafa konuluyor. Ve satılırken de bu yenilenmiştir diye satılıyor. Ve Amerika'da otomotiv sektörü hayatın bir parçası. Yani bizdeki gibi değil. Orada devir daim pompası, alternatör, direksiyon kutuları, motor, şanzıman, klima kompresörü, diferansiyel, yani mekanik türbolar. Satın almaya gittiğinizde ve bunu büyük markalara, hani dev gibi binalarda parça satılıyor. Büyük markalara dahi satın almaya gittiğinizde size seçenek sunuyorlar. Bunun diyorlar A kalitesi, B kalitesi, C kalitesi var ve revizyonlusu var.
Ve çoğu kişi revizyonluyu tercih ediyor. Doğrusu olmalı. Sebebi ne biliyor musunuz? Hem bir sorumluluk var. Hani şimdi herkes sürdürülebilirlik diye tutturmuş, tamam mı? Burada bir parça söylediğine de sadık kalman gerekiyor. Kullanat parça yaptığın zaman sen o sürdürülebilirlik, o süslü lafları çöpe atıyorsun. Bunu yapmamak gerekiyor. İkincisi, seri üretimde bir parçanın gördüğü ilgi bellidir. Saniye mertebesindedir. Revizyon söz konusu olduğunda saatler. Bir ustanın bütün dikkati o parçaya veriliyor. Ve ben tercih ediyorum revizyonlu parçayı. Kesinlikle tercih ediyorum. Çünkü orada farklı şeyler söz konusu. O parçayı satabilmesi gerekiyor ve adının kötü anılmaması gerekiyor revizyon yapan şirketin. Tam burada soruyu Alper'e sorayım. Türkiye'de şu an turbo tamiri konusunda yetkili usta sayısı ne durumda? Bir. İki, kurgu yapacak olan arkadaşlara da söyleyeyim. Alper'in şirketin adını ve iletişim bilgilerini verelim. Sen şu an tamir yapıyorsun değil mi aynı zamanda? Yaklaşık 2-3 ay sonra demo noktasında başladım. Makine öğretiyorum. Tamam. O makineleri test etmek için de laboratuvara ihtiyacım var aslında. Çünkü bize soruş hep şey geliyor. Ama bunlar da yaptırırız. Bir önceki videoda Türkiye'nin her yerini hala arıyorlar. Kimin ihtiyacı olursa da bizim arkadaşlar yönlendiriyor. O iletişim numarasını istersen kurguda da yazalım. Hatta mesaj olarak da sabitleyelim bir yere. Ulaşmak istiyor. Bizi de çok arayan oldu. Abi bu abiye nasıl ulaşırız? Hani soru hep o. Hani bu abiye ulaşmamız lazım. İşte Türkiye'nin neresinde olursa olsun araçla ilgili sorun yaşayanları biz o bölgedeki arkadaşların numaralarını, bilgilerini vererek hep yönlendik. Son 3,5 senedir günde aşağı yukarı 5 kişi belki arıyor. Evet hala. Evet hala. Türkiye'nin her yerinde kimin turbo ile alakalı bir ihtiyacı varsa soru sormak için bile, belki aracına baktırmak için bile videoyu izleyen arkadaşlar arıyorlar ve biz de bu hizmeti veriyoruz. Orada aslında belki bunu bir yazılımla destekleriz falan demiştim ama tabii sonra aklımızdan çıktı gitti. Bir daha üzerine düşseydik olurdu. Yani belki bir tane web sayfası, haritada isimleri. Neyse evet. bir daha bir konsantre olun. Belki bu sefer yaparım onu. Ama en azından arayabilirler. Aradıklarında da mutlaka kendi bölgelerinde o işi yapacak arkadaşlara yönlendirme sağladık. Onu bir mutlaka yapalım. Soruya geleyim. Türkiye'de turbo tamiri yapabilecek, o Hakan abinin söylediği o yenilenmeyi yapabilecek usta sayısı ne durumda? Ustayı bilmiyorum ama firma olarak 200-250 tane yetkin firma var diyebilirim. Belki şu an bu sayı 500'e çıkmıştır toplam. Belki 600'dür bilmiyorum. Saymadım ki artık. Çünkü çok hızlı bir değişim de var. Talep de artacak çünkü. Talep artıyor. Güzel bir iş. İşin öbür tarafında da turbo tamiri yapan için de güzel bir iş. Tabii o da yatırım olarak düşünüyor. İşte birinin yanında kalfa çırak usta oluyor. Zaman geçtikçe hadi ben de bir servis açayım, işin ucundan tutayım diyor. İşte babası, abisi yol veriyor falan. Böyle bir sirkülasyon var. Yani böyle bölünerek çoğalıyor sayı. O yüzden şu anki sayı bilmiyorum. İrili ufaklı var ama dediğim gibi 200-250 civarı turbo şarjınızı götürdüğünüzde ya da aracınızı götürdüğünüzde hizmet verebilecek nokta var. Belki bunların içerisinde bir sayı böyle sayarak değil de hani afaki söylüyorum ama yakındır. 40-50 tanesi aracın tamamıyla alakalı da yardımcı olabiliyor. Evet. Yani bazı servisler sadece ofis gibi çalışıyor. Yani turbo şarjı elinde getirdiğinde onunla alakalı doğru tespit ve doğru tamir yapabiliyorlar. Bazıları ise liflerine kadar koydular, arıza tespit cihazlarını koydular. Hatta yazılım yapanlar var kendi içerisinde. Kendilerini aracın diğer noktalarına da geliştirdiler. Bir taraf turbo tamir atölyesi, bir tarafta aracı kabul ederek diğer işlerine bakıyor ve hatta sökme işlemini de yapıyor. Çünkü orada da yine başka bir konu var. Ne kadar tamir servisleri, turbo tamir servislerinden bahsetmiyorum, araç tamir servisleri ne kadar kendilerini eskiye göre geliştirmiş olsa da turbo sistemleri onlar için çok hassas. Orada da öyle bir sirkülasyon var. Kumpas okumayı bilmeyen iki anahtar alıp ki tamir servisi açmak, oto tamir açmak çok daha kolay. O da yine ustasının yanından ayrılıp ustam güzel para kazanıyor, ben niye kazanmayayım diyerek giriyor. Ama bunların içerisinde yapabilecekler var, yapamayacaklar var, konuyu gerçekten bilenler var, bilmeyenler var. Tabelayı koyan, vergi levhasını asan, o da Ankara'nın bu tarafında, öbür tarafında vergi levhası da genelde yok. Vergi levhasını asan, ben tamir ediyorum diyor ve araçları kabul ediyor. Ama turbo gibi hassasiyet çok daha yüksek olan bir konuda takamıyor, hata yapıyor. İşte bir yalama, bir civata varsa üzerine onun zorlayarak takıyor, gaz kaçırıyor. Başka konuları kontrol edemiyor, interkol kaçaklarına bakamıyor gibi. Turbo tamiri yapan arkadaşların da bazıları bu noktada böyle
camları çok sıkıldığı için ben tamircilere iş yapmak istemiyorum diyerek kendilerini servis noktasına getirirler. Ama bu servise gidip de şanzımanım arızalı dediğinde bir şey yapmıyor. Buluyor arızayı, yönlendiriyor. Ama turbo ile alakalı bir arıza olduğunda söküyor, yağı değiştiriyor, bir kaçak varsa bunu tespit ediyor, turbonun kendisini tamir ediyor, yerine geri takıyor, arıza tespit cihazıyla elektronik olarak kontrollerini yapıyor, yol testini yapıyor ve teslim ediyor. Doğrusu bu ama ya. Böyle çalışanlar da var. Ve bu bunların sayısı, yani bu tip çalışanların sayısı da artarak gidiyor ve yan işler de ekliyorlar. Çünkü komplike sistemler oldu. Eskisi gibi değil araçlar. Birbiriyle bağlantılı birçok elektronik sistem var. Turboda bir arıza olmasa bile arıza kodu turboyu bile gösterse başka bir yerden de arıza olabiliyor. Evet, veya bunun tam tersi de olabiliyor. Bu arıza tespitini de doğru yapamadığı için tamirciler turboyu söküyor, gönderiyor, adam bakıyor bunda bir şey yok diyor ama böyle bir bakım yapıyor, geri gönderiyor, aracına takılıyor, adam aracına takıldıktan sonra arızanın düzelmediğini görüyor. Ben buna 1000-2000 lira para niye ödedim o zaman diyor. O onun kapısına gidiyor, bu bunun kapısına gidiyor. Böyle saçma sapan. Müşteri haklı, son kullanıcı haklı. Ama böyle senaryolar da oluyor. O yüzden kendi söken takan, A'dan Z'ye arıza tespitini yapan arkadaşlarımızın sayısı da artıyor. Bu konuda benim ilave etmek istediğim bir şey var. Burada bence şu anda Türkiye'de türbo üzerine yetkin kaç usta var dan ziyade bizim özellikle odaklanmamız gereken konu, teknoloji ilerliyor. Bu sistemler gittikçe daha karmaşıklaşıyorlar ve daha hassas hale geliyorlar. Ve hem mali anlamda hem teknoloji anlamında büyük önem kazanıyorlar. O yüzden bunların doğru teşhisinin, tamirinin doğru yapılmasının, montajının doğru yapılmasının eğitimlerinin verilmesi gerekiyor demeliyiz. Burada bence bunların eğitimi her şeyden daha önemli. Dolayısıyla şu andaki mevcut yetkin usta sayısı değil, bizim odaklanmamız gereken asıl konu bu kadar hassas bir sistemin doğru bir şekilde ele alınabilmesi için yeterli eğitim verebiliyor muyuz? Bu mümkün mü? Hani sürdürülebilirlikten bahsediyoruz çünkü. Ve bu sistemler daha karmaşıklaşacak, daha da hassas hale gelecek, daha da yaygınlaşıyor. Şimdi bildiğim kadarıyla senin özellikle bu eğitim konusunda ciddi bir takım girişimlerin var. Ve burada hem şimdi ne demiştik? Yenileyemiyorsak, yenisini alamıyorsak yenileyelim. Elimizdekini yaşatalım. Bu sadece lafta kalmaması gereken bir şey. Hep birlikte... Konu başlığımız o zaten. Konu başlığımız o. Ve senin bu konuda çok ciddi girişimlerin var. Eğitim konusunda, servis ağının yaygınlaştırılması, daha yetkin kişilerin daha doğru kararlar vererek bu sorunları ele alması konusunda. Bunları da sormak istiyorum sana. Yani o da yine uzun bir başlık. Bu turbo tamirinde kullanılan makineleri üretmeye başladık. Şimdi Türkiye'de yapılıyor. Biz de üreticilerden biriz. Yani geçenki programın üzerine ben bazı değişikliklere gittim. Bu makinelerle beraber, elektronik makineler bunlar tabii. Bu makinelerle beraber eğitimde çok önemli bir noktaya geldi. İşte o yüzden de tekrar bir servis kurmakla ilgili bir planım var. Şu an hatta inşaat çalışmaları bitmek üzere. Onu ayrı programlayalım. Eğitim için bu alanı yapıyorum. Yani turbo tamiri yapmak için değil aslında. Hı. Tabii yine mutlaka yapılacak. Ama onunla alakalı eğitime gelenler ki dünyanın her yerinden de talep var. Turboyu nasıl yaparız? Nasıl daha doğru bir şekilde turbo tamiri yaparız diyenler için böyle bir konsept proje var. Peki bir gün senin orada hani canlı bunu olur. Çeksek, orada üzerinde konuşsak, yani çok daha rahat olur. Nasıl yapılır? Hatta parçaları göstererek, göstererek. Bence önümüzdeki program, yani yakın zamanda böyle bir olur. Program yapalım. Olur. Gelelim daha orada iyi. Çekelim. Sen bize anlat hani bak burada arıza var, sebebi bu. Bu yüzden bu parçada arıza var ama şunları yaptık, yapıyoruz bence. Olur abi. Yaparız. Güzel bence orada hani göstererek anlatalım bunu. Peki. Çok aklıma bir şey geldi. Yıllar önce bir şeyler arası yolda mola verdim. Yıllar derken 20'ler mi? 30'lar mı? Hani, dünya 2000'ler. Savaşı... 2000'ler. Ha, 2000'ler. Aa, tamam. Milenyum. Dünkü tarih hocam da. Yemin ederim şunu duydum. İki tane kamyoncu sohbet ediyorlar. Turbolar da hani yeni yaygınlar. Özellikle de bu 3,5 ton 5 ton arası kamyonetlerde yeni yaygınlaşmaya başlamıştı 90'larda malum. Turbo konuşuyorlardı kendi aralarında. Adam şey dedi bir tanesi.
Biliyor musun dedi, turbo dedi, motorun dedi yakamadığı mazotu dedi tekrar içeri koyup yakıyormuş. Maşallah. Şimdi egzoz çeviriyor ya, o oradan onu alıp onu tekrar silindire basıp ya da EGR'yi öyle düşündü. Hangisi bilmiyorum ama turboyu konuşuyorlardı. Yani hala da böyle düşünen insanlar olduğunda hatırlatmak istiyorum. Yani kullanıcılarda da çok büyük bilgi eksikliği var. Tabii kullandığı yani. Cihazın ne olduğunu bilmiyoruz de insanlar. Yakıt deposunun yanına bir de hurafe deposu koyuyorsun. Tabii aynen vallahi. Öyle. Aynen öyle. Gerçekten. Ama öyle. Biz yaptık ya bir tane otomobilde hurafeler diye bir program yaptık ya. Onu yani da yaptık ya. Çok da eğlenmiştik. Çok arkadaş biz ya. Neler konuşmuşuz ya. 400'ü geçtik biz bu arada program olarak. Hadi be. 400'ün üzerinde program yaptık. Burası ya. Otomobil televizyonu aslında bakarsan. Evet. Bildiğin otomobil televizyonu. Yok biz sohbet ederken kamera var o kadar. Ya aslında değil mi? Ama birçok arkadaş öyle diyor ya. Abi sohbet ederken arada bilgiyi nasıl çakıyorsunuz? Yani çivi gibi onu çakıyorsunuz muhabbet devam ediyor. Bir sorum daha var. Yetkili servisle aranız nasıl? Turbo tamir eden camiadan bahsediyoruz. Camiadan. Yani yetkili servis şunu diyor mu? Bir dakika ya bunu hani tamir ettiremezsin, garanti bozulur vesaire diyor mu? Orada da çok enteresan, servisine göre değişiyor ve vicdana göre değişiyor. Yetkili servis tamir ettirme diyor. Yenisini satmakla ilgili bir refleksi var. Ama garanti süresi içerisinde arıza yapan araçlarla da alakalı o yeni cebinden o parayı ödemek harcamak istemediği için yok gelmiyor. Onu kapalı devre yürütüyor. O araçlardan sökülen turbo şarjları belli firmalara ihale usulü veriyor. Onları onu tamir ediyor, paketliyor, geri gönderiyor. Araçta arıza yaptığında garanti süresi içerisinde onu değiştirerek... Yenilenmişi takıyor garanti süresinde. Evet. Yeni bir şey takmıyor. Evet, evet. Yani çok da sorun yok çünkü bunu yapan o ihaleye giren arkadaşlar gerçekten güzel işler yapıyorlar ve şartnameli işler bunlar. Ama kullanıcıyı kandırıyor bir taraftan ya da belki de bilmiyorum oradaki hukuki boyutu kandırıyor mu ama bunu yapıyor. Sıfır parça takmıyorsa bence kandırıyordur. Ama para almadığı işler de bunu yapıyor. Yani tutup da adama şimdi, parasını ödedemiyor. Ama garantinin, üretimden kaynaklanan bir hata varsa sıfır parça koymak zorunda. O zaman kandırıyor. Bilmiyorum. Burada benim aklım böyle çalışıyor. Burada şey de var ama. Bilmiyorum. Burayı da atlayalım. Orayı bilmiyoruz şu anda. Distribütörden ne alıyor? Çünkü o da o parçanın parasını distribütörden alıyor. Tabii bir de o da başka bir. Tamam da distribütör de üreticiden alıyor zaten. Ama şimdi buraya şey gitmiyor. Hani oradan parça almıyor ya yerine. Şimdi bir kere normal şartlarda şöyle olması gerekiyor. Eğer o parça bozulmuşsa onun merkeze yollanıp orada da niye bozulduğu tamam, yani garanti işte, süresinde niye bozulduğunu üretici de anlamak ister. Onun da işte claim denilen bir şey. Garanti claim dönem, yazacaksın vesaire. Yani. Tabii de bir dönem DSG'leri burada balyozla parçaladı Doğuş. O kadar çoktu ki arızalar artık Almanya istemiyordu biliyoruz problemi diye. O ayrı bir durum ama. Çünkü bu parça direksiyon kutularında da yapıyor. Garantili parçası claim hazırlayacaksın, parça hazırlayacaksın geri göndereceksin. Sonra yerine yenisini alacaksın. Şimdi gönderdin yenisini almıyorsun ki. O zaman distribütör de biliyor. Orada şöyle oluyor zannediyorum. DSG'ler gibi kronik arızası olan durumlarda yeni turbo şarjlar üreticilerden geliyor ve hepsi değiştiriliyor. Tabii. Ama belki de üreticinin kabul etmediği arıza şekilleri, çeşitleri var. Türkiye şartlarında ya da yakıt sebebiyle ya da neyse artık orada kendi aralarındaki üretim anlaşması ya da belki... Örnek veriyorum. Hyundai bir model turboyu tedarik ederken diyor ki %5'in üzerindeki geri dönüş bana ait, altı sana ait gibi belki indirim almak adına bazı anlaşmalar imzalıyorlar. Bu anlaşmaların da belki, Hyundai bu arada örnek verdim. Hyundai bunu yapıyor diye değil. Aklıma gelen ilk markaydı. Belki de bu anlaşmaların da bir etkisi var. Onu claim etmekle ya da etmemekle ilgili. Biz bu tarafları ben bilemiyorum. Ama bildiğim şu, yetkili servisler bunu yapıyor. İki ne yapıyor? Aracın turbosu arıza yaptığında tabii böyle güzel faturayı çıkartıyor. Teklifi daha doğrusu. Müşteriyi böyle bir tartıyor. Müşteri yandım ben bu arabamı çekeceğim dediği noktada oradan bir artık kimse yetkili. O işi tekrar geri çevirecek olan bir kızcağız oradan gidiyor. İşte efendim dış tedarik alternatifine ilgili fiyat verelim mi falan diye seni orada tutmaya çalışıyor. Niye? Evet turbo kaçtı ama yağ bakımı, dış kazanacağı diğer gelirleri de kaybetmiş oluyor araç oradan çekildiğinde. Çekilsin istemiyor. O durumda ne yapıyor? Yine kendi bildiği bir turbo şarj devam eden arkadaşa, kendi belki fatura kesemediği için, kontrol altında olduğu için işte ya müşteriyi gönderiyor ya da kendi bir ikinci firma kuruyor. Yani yetkili servis A firması, bir tane B firması o tedarikleri yapıp ayrı yerden faturalandırıp bir şekilde müşterinin işini çözüyor. Yani tamir edilemez dediği ürünü müşteri aracını alma noktasına geldiğinde ki bu öyle direnç göstersinler ki bunu yani birkaç firma ve birkaç çeşit araç dışında hemen hemen bütün servislere yapabilirler. Orada o direnci gösterip hele bunu teklif ederlerse yetkili servis eliyle de aslında turbolarını yaptırabilirler. Çünkü yetkili servisler de bunu yapıyor. Dönüyor kendi hataları oluyor.
Tabii. Kendi personel hatalarında hemen kapıya böyle adamını gönderip bunu çözelim diye yine turbo servislerine gidiyorlar. Çünkü kendileri yapacak durumda değil bunu. Yani aslında yetkili servisler bu turbo tamir olmaz dese de öbür kapıdan olduğunu da biliyor, yaptırıyor da. Ayrıca her garanti belgesinin bir can simidi vardır. Bir clause vardır orada. Kullanıcı hatası. Kullanıcı hatası. Değil mi? Sana sorduğum sorulardan bir tanesinin yanıtını alamadım. Arada kaynadı. Onu da alalım. Tabii. Halbuki. Neydi? Kul yapısı. Turbo arızasındaki arıza bizi nereye kadar götürebilirin yanıtını almadık aslında. Başlarda ben küçücük bir cümle kullanmıştım, hatırlıyor musun? Mekanik sistemler söz konusu olduğunda günü kurtaramazsın. Elin kesildiği zaman bu iyileşir. Organik sistemler kendilerini düzeltebilirler. Mekanik bir sistemde bir hata, bir arıza varsa bu düzelemez. Bunun imkanı olur yoktur. Olur mu abi? Alışır abi diye bir şey var bizde. Yani. Alışır abi. Yok sen motor aslında sen alışıyorsun. Motor lap lap vuruyor adam. Motoru tamir etmiş, göndermiş. Diyor ki ses alışır abi. Sen diyor 5000 kilometre yap. Ama bak televizyonculukta da vardır. Basılı yayınlarda da vardır. Baskıda giydikçe açılır der abi der ya. Bak, çocuk seneye de giyer bunu. Baskıda toplar diye bir lafımız vardır bizim dergicilikte ve gazetecilikte. Baskıda toplar. Renk hani, mi? Tabii. Renk, fotoğraf şey. Televizyoncular da yayında toplar diyorlar. Allah'ım. Şimdi hakikaten ama şaka bir yana. Mekanik sistemler gittikçe böyle daha içinden çıkılmaz bir hale doğru giderler. Alper'in söylediği otomobilin %10'u kadar bir turbonun maliyeti var. Olabiliyor dedi. Olabiliyor, özür dilerim. Olabiliyor. Artı üzerine devam edersen motora kadar gidiyor bu. Motora kadar tabii ki gidersin. Çok şeye zarar verirsin. Bak şu bak. Anvaleye sebep olur mu mesela dizellerde? Yerin olmaz diyemezsin. Her şey olabilir. Şu var. Eski araçlarda da oluyor da yenilerde intercooler ona engel. Hani şey var değil mi? Biz sadece yedek ne olur ne olmaz klapesi var. Klapeden de intercooler içerisinde o ya o kadar hızlı hareket edemiyor. O noktaya gelene kadar hızdan yağ ışığı yakıyor da artık adam anlıyor. Yavaş yavaş duman veriyor ama eski araçlarda intercooler olmadığı araçlarda bir anda ya MM'nin folduna bastığı için böyle dakikalar içerisinde amveli ondan sonra motorun kırılması bizi oluyordu. Bizi izleyen insanların hepsinin yeni arabası yok. Bunun için özellikle söyledim bunu. Doğru. Türkiye'deki bu arada yani motoru tamamen parçalayabilirsin amveliye kattığı zaman. Bitti, geçmiş olsun. Türkiye'deki şu anda otomobillerin ortalama yaşı 14. Evet. Trafik yani böyle bakınca yeniden daha fazla eski otomobil var. Sadece amveli olarak da düşünmem. O yağlama harareti değiştiriyor. Gözler yani, özellikle yağın ilk girdiği gözde. Dizelcilerin en korktuğu şey amvelidir ya. Doğru ama amveli olmasa bile artık yeni sistemlerde sürekli yağın gelmesi ve yağın da yanması aynı silindirde. O silindiri de öldürüyor. Mahveder. Yani yanvele hiç olmasa bile aslında motor arızaya... Yani otomobil fiyatı kadar neredeyse eski otomobillerde otomobil fiyatı kadar maliyet çıkartabilir turbo arızası. Tabii canım bunu bırakalım yenisini alalım dersin. Tabii, kesinlikle. Soruya geri dönecek olursak turbo sistemi içinde çok hassas ve çok yüksek hızda dönen parçaların olduğu ve böyle hani bir zarafetin hüküm sürdüğü bir tasarım aslında. Çok zarif çalışır turbo. Ama burada bir şeyler ters giderse bu kadar yüksek devirde çalışan... Çok çirkinleşebilir diyeceksin. Yani çirkefleşebilir. Çünkü turbonun hemen öbür tarafında motorun kendisi var. Söyle adını, M manifoldu var. Buradan gönderebilirsiniz. Metal parçalar gönderebilirsiniz. Bazıları geçer intercooler'ın içinden. Ya da intercooler'ı patlatır ya da içinden geçer. Motorun içinde çok ciddi mekanik parçalanmalara yol açabilirsiniz. Oluşacak bir takım vakum kaçakları ya da basınç kaçakları çok fakir karışımlara yol açabilir. Senaryoların hepsini öngörebilmek mümkün değil. Ve pistonları ortadan ikiye kesebilirsiniz. Ya da paramparça yapabilirsiniz. Gözünü sevdiğim atmosferik motorla hiç böyle dertler yok. Nasıl yok? Allah aşkına kaç tane kol çıkaran var? Yapma gözünü. O ayrıca böyle anlat baba, intercooler'dan o çöp geçer bilmem ne yedi abi ne uğraşacağım. Ya ben bir keresinde motor yaptıktan sonra forumda yazıyordum. Hani rodaj esnasında kol çıkardım diye. Çünkü yani çok keyifliydi, ben camı indirip kolumu çıkardım. Peki. Neyse fotoğrafı falan vardı. Toparlayacağım. Sorusu olan var mı Alper'e?
Bence bir sonraki bölümde hani yakın zamanda bir daha bir araya gelirsek özellikle de mekanına gidip aynı yerdesin değil mi? Aynı yerdesin tamam. Orada abi hani parçalara dokunarak belki bazı yani parçalanmış turbo işte bilmem ne olmuş. Hani arıza dediğine salyangozun içinde çünkü iki tane pervane yani baktığında hikaye. Tamam mı? İçeride ne oluyor parçayı görerek anlatmak bence daha doğru olur. Bence de. Ama bugünkü programın özeti aslında şu, daha önceki konuştuğumuz şeyin aslında aynısı. Turbo arızasıyla karşılaşabilirsiniz. Fakat turbo arızasıyla karşılaştığınızda önünüze çıkacak olan ilk faturayı kabul etmeyin. Özellikle değişimle ilgili faturayı kabul etmeyin. Tamir yolu var. Çak dedi damardan girdi adam ya. Değiştirilmiş parça imkanınız var ve bu konuda gerekirse kavga etmekten çekinmeyin. Türkiye'de bunu yapabilecek yeterlikte ustalar, ekipmanlar var. Her türlü yedek parça malzemesi şu anda mevcut. Turbo arızasına servet ödemeyin. Yenisini alamıyorsanız yenileyin. Mutlaka. Programın zaten etiketiydi bu. Aynen. Bununla da tamamlamış olayım. Bir kez daha ağzına sağlık. 3,5 senede bilgi birikimin üstüne koyarak giderken kendin gençleşmişsin. Bu konuda da uyuz oldum. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Evet abi yani ben de seyrettim gelmeden önce programı. Adam bayağı hani yüzüne renk gelmiş. Bir gençlik gelmiş olan. Işık iyi. Işık iyi. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Beyler sizin de ağzınıza sağlık. Biz daha 1800... Abi Daimler buldu diyor herif ya. Turbo'yu. Bak adam motoru buldu. Turbo'yu değil aşırı besleme o. Turbo'yu bulan Andre Büchi. Yani Alfred Büchi. Bulmuş adam motoru. Ertesi gün demiş ki bir dakika bunu buldum. Turbo'yu niye buldu? Aşırı beslemeyi niye bulmuyor? Turbalayalım demiş. Turbalayalım. Adam ihtimale şey almış. Patent almış ya. İhtimale patent almış. Biz yapıyoruz patent unutuyoruz. Abi bir de düşünsene o zamanki motorlar dakikada işte 600 devir falan maksimum devri var filan yani düşün. Neyin turbosu? Neyin yani turbosu? Herif ya bugün turbo daha neyin? Oradayken. 80-130 bin 200 bine kadar çıkan. 220 dakika, bin var şu anda. Dakikada 200 bin dönen bir şeyi tahayyül edemezsin. Göremezsin. Onda ağır çekimini izlemen lazım. O da bir başlık. Hayır yani. Bu çılgın bir şey. Ama işte o adamların turboları herhalde 40 devir falan dönüyordu böyle. Abi motor 600 devir çeviriyorsa maksimum düşünsene. Motor 3 beygir işte onu 3.1 beygir. Ölçemiyordur da onu. O da yeter. O da yeter. Öyle başladı işte. Tabii her şey böyle başlıyor. Sen bilirsin. Neyi? Bunu sonra da konuşabiliriz. 3.1'e %3.3 artış oluyor. Bu adam motor yağını nereden aldı? Abi o zaman motor yağı var ama. Gresler falan da var, her şey var onlar. Benzin yok. Sıkıntı orada. Onun yerine başka bir yakıt kullanıyorlar biliyorsun. Buharlı makinelerin de yağlamaları var. Yağlamaları var, yağ var. Tamam dışarıdan fırçayla sürüyorlar, bezle sürüyorlar. Tabii tabii. Ama var ya. Babacım yani işte... sonuçta gemi motorları var ya. Onu dışarıdan bayağı bildiğin badanaya gibi yağlıyorlar. Buharlı makinelerin aslında belki neden o bölgede çıkıyor bizim İsviçreli bilim adamları. O dağlarda en çok uçaktan ziyade belki o savaş zamanı çok önemliydi. Tren. Ama trende yaşadılar. Ve değişken geometriyi o trenlerde deniyorlar. Çünkü şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Daha doğrusu turbonun basıncını sabit tutmaları gerekiyor. Doğru. Yük altında. Tutamıyor, doğru. Düşüyor. Tabii. Onu da yapmak için böyle değişken geometrileri ilkel de olsa ilk o zamanlar deniyorlar. Yani sırf o trenleri doğru çalıştırmak için. Her şey ihtiyaçtan doğuyor. Aynen öyle. Evet. O kadar basit yani. Bizim canlı yere döndüler. Bitirdik dedikten sonra 15 dakikada. Yalnız bu İsviçreli bilim adamları bütün bilgi, beceri ve deneyimlerini hani rahat uyunacak yataklar için harcamıyorlar mıydı? Ben hep çocukluğumdan beri... Ben diş fırçasındayım abi. Direkt diş fırçası. Onlar dönüyor dolaşıyor. Bunlar hep yatak uzmanları ya böyle boyun ağrımı. Kaos yok kaos. Adamlarda kaos olmadığı için boyunu üretiyorlar. Rahat bir şey abi rahat bir adamlar. Fırçayı öyle mi yapsam böyle mi yapsam? Buradan mı girse şuradan mı girse? Dişin arkasını mı yapsa önünü mü? Bu ne abi? Abi Çanak gibi bir ülke biliyorsun İsviçre. Her yeri dağ. Hiç kimse bulaşmamış adamlara tarih boyunca. Bir de para işini güzel ele geçirmişler. Hakikaten. Hepsi yedi demin çünkü adamların. Programın sponsoru İsviçre'ye de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun oradan katıldılar bizim programa da sponsor oldular. İsviçre'ye de selam olsun. Hakkı bir İsviçre tutturduk gidiyor yani. Niye bilmiyorum. Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Ama Chevrolet de İsviçre'li biliyorsun. İzliyorsunuz çok teşekkür ederiz gerçekten. Beğenin. Çünkü siz beğendiğiniz zaman Turgut çok mutlu oluyor. Evet ya. Vallahi bak vallahi gözleri ışıldıyor adam. Beğenin. Takip edin. Sağda solda eşinize, dostunuza da anlatın. Turgut'u çok mutlu ediyorsunuz bunu yaptığınız zaman. Yine maneviyatla bitirdi bak. Tabii. Maneviyatla bitirdi. Ama sen esas bombayı kaçırdın biliyor musun?
Ne yaptım ben? İsviçre, İsviçre'den hemen gittim. Chevrolet de İsviçre'li biliyor musun? Hemen arabaya bağlı, hemen bir otomobile bağlıyorlar. İsviçre'li. Louis Chevrolet. Evet. Tabii. Amerika'ya gidip hani taşı toprağı altın bu ülke deyip gidip orada otomobil yapan bir adam yani. Radyo programı yapıyorsun. Yapmıştı ama adam. Yapmış tabii. Chevrolet hala yaşıyor işte marka. İşte biz zamlardan falan bahsediyorum tamam mı? Konuyu dağıtıyorum diyorum ki zam var ya boşver tatil işte 80'le falan. Abi İlk zam milattan önce. Tabii direkt oradan nasıl otomobile bağlıyor? Tabii otomobil konuşalım falan. Lan oğlum hani bir kaçalım artık buradan hani. Ya otomobil programı yapıyoruz radyoda. Otomobil dışında niye konuşalım yani? Ama ne yaptık? Konuşmamız gereken şey otomobil en sonuçta. En büyük zam geldi. Şimdi, en büyük zam dedim bu arada onun üzerine 4-7-8 kere de zam geldi. Tornet nasıl kullanılır onu anlattık radyoda. Tabii tabii. Hani tornet yapma falan, tekniklerini anlattık. Tornet yapma tekniklerini falan anlattık yani. Yalnız bir YouTube yorumu vardı şahaneydi. Hani işler böyle giderse metrobüs durağında zaman geçirmek için yapılabileceklerdi. Bizim programımız konusunda hani program yaparız. Ağzına sağlık. Eyvallah. Dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Esen kalın.